Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi biz uyandık. Zaten sesimden anlaşıldığı üzere şifayı kaptım ben. Ya böyle iki gündür birazcık böyle burnum falan tıkanıyordu. Hala biraz şeyim. Zaten hani ilaç milaç da içemiyorum. Hamilelikten ötürü sadece ıhlamur falan kaynatıyorum. Öyle hani çok acayip bir şey yok. Sadece biraz işte böyle insan kendi hasta hissediyor o kadar. Ben de böyle hasta oldum mu gerçekten tam olurum. Çok uzun zaman olmuştu hasta olmuyorum. Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben kahvaltı hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Bugün yumurtalı ekmek yapacağım. Normal kahvaltılık falan çıkaracağım. Bu şekilde kahvaltımızı yapacağız inşallah. Hemen sizinle birlikte hazırlayalım istedim. Bir yandan Eymen buraya da hazırlayacağım. Ona da yumurtalı ekmek yapacağım. Genelde ona kenarlarını kesiyorum. Normal kahvaltı koyacağım. İnşallah öyle yer. Hadi başlayalım bakalım. Thank you.
Yumurtalı ekmekler evet. Yeniliyormuş. Yemin kolluğuna sağlık. Evet arkadaşlar, hemen buraya şöyle hazırladım. Yumurtalı ekmek, domates, salatalık, peynirlerden bir de zeytin. Şöyle kendime sadece bir tane yapmak istedim. Çok iştahım yok. Aşk olsun hayatım. Buraya iki tane yumurtalı ekmek yaptım. Yine böyle tahin pekmez falan kahvaltıda yediği şeyleri çıkardım. Şimdi bu şekilde kahvaltımızı inşallah yapacağız. Yanına da yeşil çay. Babacım, aha düştü emziğimiz. Düştü. Bayağı bir uykusu var ama uyumuyor. Takılıyor böyle. Baba oğul takılıyoruz. Bugün temizlikçi bir ablamız geldi arkadaşlar. Beyza Hanım'a yardım için. Allah nasip ederse böyle haftada bir gün detaylı temizlik için çağırmayı düşünüyoruz. İnşallah memnun da kalırsak. He baba. Ya böyle biraz hem Eymen Buğra hem Sultanımın gebeliği falan biraz ağır olabiliyor. Ya ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama çok yormak da istemiyorum Beyza Hanım'ı. Onun için böyle bir yol izledik. Evet. Yani böyle hep evde gözüküyoruz ama bir yandan da arkadaşlar yani sürekli hani benim kendi işlerim de var. Video çek, YouTube, Instagram vesaire derken Beyza Hanım reklam çalışmalarıyla da uğraşıyor. Yani gerçekten çok yoğun geçiyor, yoruluyor vesaire. Şimdi de temizlik için yormak istemiyorum onu. Benim de bu aralar size bahsetmiştim. Biraz belim ağrıyor, rahatsız gibi. Onun için böyle yaptık. He baba. Hadi biz takılalım babacığım. Sonradan bir dışarı çıkıp geleceğim. Birkaç işim var, onları halledeceğim. Seni anneyle baş başa bırakacağım. He babam. Ayaklarım, yavrum. Uf. Hele hele. Hele hele. Ne oldu? Evet, babacığım. Öyleymiş zaman he? Çok güzeldi. Evet gençler, ben çıktım, işlerimi hallettim, geldim. Temizlik devam ediyor hala. Evet. Eren burada bir uyudu. Ben de biraz dinlendim. Şimdi Eren buraya dün şey yapmıştım. Şöyle sebzeli makarna. Biraz böyle bu makarna hemen böyle dağılıyor. Domatesli, sarımsaklı, kekikli güzel çok bir sos güzel. Yapmıştım. Bunu ben çok bile seviyorum. Yedim dün. Çok güzeldi. Nasılmış annem? Evet. Şimdi bunu yiyecek. Sonra oyun oynamaya devam eder. Ona yine uyur. Değil mi? Hoca yine uyur. Geliyor. Biz de düşünelim bakalım akşama ne yapalım diye. Fasulye olabilir. Taze fasulye yapabilirim. Tamam. Aynen. Yanına pilav. İyi bakalım. Benim oğlum öğlen yemeğini yedi. Şimdi ben hemen akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Bugün taze fasulye yapacağım. Şöyle vardı. Şimdi hemen bunları ayıklayacağım bir güzel. Zaten düdüklüye koyacağım. Hızlı oluyor onda. Yanına pilav yapacağım. Bir de belki akşama doğru cacık yaparım. Bu şekilde yemeğimiz hazır olur. Bu arada nezle olduğum için dedim erkenden yapayım. Çünkü insan ağırlaşıyor ya, hani böyle nasıl diyeyim. Sonra bir şey yapası gelmiyor. Çok uykusu geliyor falan. O yüzden dedim şimdi yapayım, kurtulayım. Hemencecik. Evet, şimdi hemen bunları ayıklayalım. Sonra yemeğimizi yapalım. Çok ayrıntılı anlatmayacağım. Zaten nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Direkt yapımına geçelim. Bu arada kendimi de hiç göstermemişim valla. Evet, şimdi tripodumu aldım. Sen nasıl bu güzellikten bizleri mahrum edersin? Hanım.
Yok ya, çok kötü gözüküyorum şu anda ama yapacak bir şey yok. Birazcık da hastalık olunca böyle. Evet, oğluşumla bu arada beni izliyor. Evet. Değil mi? Çok mu eğlenceli? Gülüşe mi babacığım? Gülüşe bak. Hadi, hadi bakalım. Ya anne ya. Ya biz de seni izliyoruz ya. İzleyin. İzleyin beni, izleyin. Babacığım. Hadi bakalım. Ha? Ne bu ya kardeşim ya? Yeter ya, yeter. Sen de inan bir. Oh, çok seviyorum bu çocuğu. Çok seviyorum bu çocuğu. Evet, biz de oluşumda az önce kayısı yedik. Şimdi aynen, canımız annemizi izliyoruz. Yardım lazım mı canım? Yok, her şey zaten kolaylıklarım ama ben kendim yapacağım. İyi madem. Zaten kolay bir yemek ya. Ben burada nasıl yapıldığını görmek ister misin? Evet. Hemen beraber yapalım. Nasıl takip ediyor annesini bak. Hep beraber yapalım değil mi? Oh. Evet. Bakın bakın, yemeğimiz hazır. Akşam oldu. Biz şimdi yiyeceğiz. Eymen burada yiyor şu an. Nasıl buldun? Yiyor değil mi? Oh. Ama benim annesinin kuzusuna yanına yoğurtla yiyor. Evet, şimdi biz de yiyelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet gençler, akşam oldu. Ve size bıdıklarımızı da göstermek istedim. Bazen soruyorsunuz yorumlarda. Nerede bu bıdıklar? Nerede balımla badem? İşte burada. Aha, kara kuzum burada. Benim kara kuzum burada. Aynen, direkt kara. He? Balım sandalyede. Evet, bir bakalım ne yapıyor. Şüpürnaz, ne haber? Aha, des. Balım, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun benim güzel kızım? Bal kızım, şöyle düz çekeyim de kafalar karışmasın. He? Ya kızım, gıcı 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 gıcı. Sen ne yapıyorsun bakalım burada? He? Bu senin konuşan dillerin yeri. Şüpürnaz ne haber? Dinlen bakalım. Yarın yine iş başı. Bö. Dedim ki bugün de yine kapanış köşemizden kapanış yapalım gençler. Eymen Buğra uyuyor. Sultanım da şimdi geçti istirahate. Evet, yalnız başıma kapanış yapacağım. Maalesef böyle idare edin bu seferlik gençler. Şimdi bugün yine yoğun bir gün geçirdik. Bu arada gerçekten temizlik konusunda çok memnun kaldık. Yani ben zaten her türlü memnunum da sultanım hani daha böyle ayrıntılı düşündüğü ve baktığı için o da çok memnun kaldı. Yani sağ olsun gelen abla her şeyi hassasiyetle, Beyza Hanım'ın da hani kendi istekleri doğrultusunda temizliği yaptı çok şükür. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Bundan sonra Allah nasip ederse düzenli bir şekilde haftada bir gün çağırıp böyle haftalık temizliği yaptırmayı düşünüyoruz gençler.
Yumi ile de biliyorsunuz bizim süpürnazımızla da günlük süpürgeleri yapıyoruz. Yani gerçekten çok inanılmaz bir rahatlıkmış. Onu anladık. Mesela böyle sabah kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında oturuyoruz veya işlerimiz varsa işlerimizi yapıyoruz. O sırada Yumi'yi açıyoruz. Bütün evi böyle yavaş yavaş tıngır mıngır süpürüyor. Gerçekten çok kolaylık oldu bizim için de. Bu arada yani bugün abla gelmesine rağmen bu kadar çok yorulduk. Bir de temizlik yapsak ne halde olurduk? Düşünemiyorum bile gençler. Evet, Allah'a şükür bizim için de bir kolaylık olmuş oldu. Böyle bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarız beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz gençler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.